Evet bayramın ikinci gününden herkese merhabalar. Belki dünkü videoyu izlemeyenler vardır diye tekrardan herkesin bayramını kutluyorum. Umarım sevdiklerinizle beraber çok güzel çok mutlu bir bayram geçirirsiniz. Bugünlerde güzel ülkemin gündeminde yine birbirinden ilginç birbirinden çok hayrete düşünen konular var. Bilmiyorum aranızda hala televizyon programlarını takip eden insanlar var mı ama Esra Erol'da işlenen bir konu bu hafta tüm Türkiye'de fazlasıyla konuşuldu. İlgili konumuzun baş kahramanı mesleği dadılık olan Meryem isminde bir kadın. Onun Esra Erol macerasını başlatan olay ise ilgili evde yaşadığı yasak aşk. Evet olay en özet haliyle en anlaşılabilir haliyle bu şekilde. Aranızdan bazıları bu detayları duyduktan sonra e bize ne? Hani milletin şeyi bize mi düştü gibisinden yorum yapabilirsiniz. Ki gayet de haklısınız. Lakin olay bunlarla sınırlı değil. Olay programda araştırılmaya devam ettikçe çok ama çok enteresan detaylar ortaya çıktı. Çünkü araştırmalardan sonra ortaya çıktı ki dadılık yapan bu Meryem ismindeki kadın bırakın dadılık yapmayı bir çocuğun etrafındayken bile 200 kişi tarafından kontrol edilmesi gereken bir insanmış. Şimdi yine aranızdan bazıları diyecek ki nasıl yani? Gelin sizlere nasılını bir anlatayım. Takvimler 2011 yılını gösteriyor. Yer Edirne'nin Hafsa ilçesine bağlı Şerbetler Köyü. Köyün sakinlerinden olan 8 yaşındaki Hasret isimli küçük bir kız çocuğu sabah okula gitmek için evinden çıkıyor. Her zaman tercih ettiği yoldan okula giderken o dönemlerde 16 yaşında olan komşusu Serkan bir anda karşısına çıkıyor. Serkan karşısına çıktığı küçük çocuğu gel sana kedileri göstereyim bahanesiyle tenha bir yere çekiyor ve ardından da kafasına taşla vurarak Hasret'i bayıltıyor. Tabii ki bu olaylar olurken orası ufak bir yerleşim olduğu için okuldaki öğretmen de ailesini arıyor Hasret. Edin. ve soruyu Hasret neden okula gelmedi? Ailesi elbette sabah Hasreti okula gönderdikleri için büyük bir endişeye kapılıyorlar ve bu durumu öğretmene de belirtip hemen Hasreti aramaya başlıyorlar. Kısa süren bir arayışın ardından Hasrete dair hiçbir şey bulunamıyor ve ardından da ailesi kolluk kuvvetlerine haber veriyor. İlgili bölge bir köy yerleşimi olduğu için bölgeye jandarma bakıyor ve jandarma ekipleri hemen olay yerine geliyorlar. Olay yerinde yapılan araştırmalarda yine Hasrete dair hiçbir şey bulunamayınca jandarma araştırmayı biraz daha kapsamlı hale getiriyor ve bölgeye eğitimli köpekler isteniyor. Eğitimli köpek hasretin eşyaları koklatıldıktan sonra her zaman okula gittiği o güzel yatta köpekleri arayış yapmaları için serbest bırakıyorlar. Ve bir süre sonra köpeklerin o yol üzerinde hemen kenarda olan terk edilmiş bir eve doğru koştukları görülüyor. Köpekler atıl durumda olan yani terk edilmiş bu evin içine girdikten sonra ise hemen ortasında bulunan bir toprağa eşelemeye başlıyorlar. Jandarma ekipleri orayı kazdıktan sonra ise o korkunç manzarayla karşılaşıyor. Hasretin gömülmüş bir vaziyette bulunan cansız bedeni. Buraya kadar olan kısım bile yeterince korkunç ve yeterince üzücü olmasına rağmen asıl korkunç detay otopsi raporundan sonra ortaya çıkıyor. Çünkü gelen otopsi raporuna göre hasret başına aldığı darbeyle değil bu olarak hayatını kaybetmişti. Yani o köyden komşusu olan 16-17 yaşlarındaki Serkan isimli kişi hasretin aslında diri diri canına kıymıştı. Serkan isimli kişi o tarihlerde 16-17 yaşlarında olduğu için indirimli bir ceza aldı. Programda ifade edilenlere göre söylüyorum o tarihlerde 22 ile 25 yıl arasında bir ceza alıyor. Fakat sonrasında yine cezasında indirime gidiliyor ve cezasının tamamını çekmeden serbest kalıyor. Şimdi biliyorum ki birçok bu hikayeyi dinledikten sonra e diyorsunuz. Yani Dadı Meryem'le bu hikayenin alakasına. Arkadaşlar ilk duyduğunuzda kulağınıza bir hayli garip gelecek ve şaşıracaksınız. Farkındayım ama Serkan isimli bu kişi aslında Dadı Meryem ya da Dadı Meryem aslında Serkan. Kendisinin ifadesine göre henüz hapishanede cezasını çektiği dönemlerde cinsiyetiyle alakalı bir farkındalık yaşıyor ve hapisten çıktıktan sonra da bugün gördüğünüz haliyle yaşantısına devam etmeye başlıyor. Sonrasında da işte bildiğiniz gibi kendisine sıfırdan bir hayat kurmaya çalışırken dadılık mesleği yapmaya karar veriyor. Ama bu söyleminde bir biçel var nedenini birazdan zaten siz de anlayacaksınız. Bu kendisinin ifadesine göre dadılık mesleği yapmaya karar verdikten sonra da malum olaylar oluyor işte. Yasak aşk ve Esra Erol'a kadar uzanan macera. Şimdi olayın buraya kadar olan hikayesi bir aile ilgin çokça farkındayım fakat henüz detaylar bitmedi. Esra Erol programının çalışanlarından biri olan evlilik programlarından hatırlayacağımız Jenner'in bir YouTube kanalı var ve YouTube kanalında bu Dadı Meryem'le bir video yayınlıyor. Şimdi öncelikle o video çok skandal bir video bunu peşinen söyleyeyim. Çünkü yani videoyu izlediğinizde sanki bir podcast'te konuk gelen ünlü gibi ağırlanıyor Dadı Meryem. Meryem, Caner yanında tebessüm ederek videoyu başlatıyor, sohbet etmeye başlıyorlar falan böyle magazinsel bir konu gibi bir video çekilmiş. Neyse bizim konumuz bugün o değil, biz içerisinde anlatılanlara odaklanalım. Meryem o videonun içerisinde kendisiyle alakalı detayları tüm üçtenliğiyle ifade ediyor. Gelin şimdi hep beraber o anları bir izleyelim ve dinleyelim. Yuvayı karı bırak, bu dadı Transplay, bu dadı işte İsmail abi çıktı. Öyle mi? Evet, Meryem diye İsmail abi çıktı, bu gerçek ismi Ahmet'miş, bu gerçek ismi Öyle Mehmet'miş. Misin? Bunların hiç önemi yok. Ya öyle olabilirim de olmayabilirim de bu kimseyi şey yapmıyor Tam yani. Izlenmezim. Ben lezbiyen de olabilirim. Ben başka bir şey de olabilirim. Ama niye yani yapıyorlar? yok bu dadının videoları var, yok bu dadının şey olabilir kardeşim. Ben bir zamanın o nifas ünlülerindenim zaten. O nifas patlayıp gitmiş on bir kişiyim. Onlar var. Evet varım. Yani e, bunu ben hiçbir şekilde kimseden ben bir şey saklamıyorum? Para bu benim Meryem özel, de bu benim özel hayatım, bu benim şahsi hayatım. Yani görünüş ortada. Aynen. Kimse bunu iddia etmesin. Kimse bu konulara da girmesin. O zaman... Neyse o girmeyelim ya çok girmeyelim. Ya. Yani o şekilde. Evet nedeni bilinmez bir şekilde hayatına son verilen 8 yaşında bir çocuk, cinsiyet değiştiren bir insan, yaşanılan bir yasak aşk, geçmişinde bir çocuğun hayatına son vermesine rağmen dadılık yapmaya karar veren biri, yaşanılan bir OnlyFans macerası vesaire vesaire. Dadı Meryem olayı çok fazla karışık olmasına rağmen en özet haliyle bu şekildeydi arkadaşlar. Yani konuyu sizler için araştırırken hatta şu an anlatırken bile neye hayret edeceğimi şaşırdım. Yani yasak aşka mı hayret edeceğim, geçmişinde böyle bir hikayesi olan insanın dadılık yapmaya karar vermesine mi hayret edeceğim? Yoksa sürekli olarak yabancı dizilerin ahlakımızı bozuyor çatısı altında eleştirildiği ülkemde Anadolu'da böyle olayların aslında sık sık yaşanıyor olmasına mı hayret edeceğim? Neye hayret edeceğim bilmiyorum. Yani siz bir şeylere hayret etmeyi başarabildiyseniz bu olayda lütfen yorumlar kısmından bana hayret ettiğiniz noktayı söyleyin belki ben de size katılırım. Videoyu bitirmeden önce konu özelinde iki noktada da bir eleştiri yapmak istiyorum arkadaşlar. Aslında üç noktaydı da birini zaten Caner hakkında az önce yaptım. Fakat biraz sonra yapacağım iki eleştiri benim adım gerçekten önemli. Bu eleştirilerden birincisi son videolarımda fazlasıyla alıştığınız Türkiye'deki adalet sistemine yapacağım eleştiri olacak. Yani aslında bu eleştiride soracağım soru çok net benim. Böyle bir insan nasıl cezasının tamamını çekmeden indirim alıp serbest kalabiliyor? Bunu muhtemelen yasalar emrediyordur. İşte o zaman da benim daha önceki videolarda yaptığım eleştiri devreye girecek. Ya bu yasalar neden değiştirilemiyor? Siyasiler sürekli olarak saçma sapan şeylerle gündemi meşgul ediyorlar hem kendilerini hem halkı bu arada. Fakat bu tarz önemli konularda nedense yeterince çalışmıyorlar. Yani yani acaba biraz da bu tarz önemli konulara çalışsalar da bu tip olaylarla karşılaştığımızda en azından halkın vicdanı aldığı ceza ile alakalı rahat mı olsa? Yani bugün bu Dadı Meryem eğer 25 yıl ceza aldıysa 25 yılı çekmiş olsaydı vicdanen en azından halk rahat olacaktı. Fakat ne yazık ki indirim doydu buydu derken bugün bu konuyu da fazlasıyla düşünüyor ve bu konu özelinde de çok fazla şaşırıyor insanlar. Devamında eleştirmek istediğim bir diğer nokta da Esra Erol programının ekibine gelecek. Şimdi bu videoyu çekeceğim için programda bu konunun işlendiği bölümleri izledim ve o bölümleri izler hasretin hayatını kaybettiği olay işlenirken hasretin babasıyla bir röportaj yapılma sahnesi var. Ve o sahnede Esra Erol programının çalışanlarından olan muhabir şunu söylüyor babayla alakalı kendisi diyor yüzünü göstermek istemiyor çok üzgün bir baba diyor detaylandırıyor konuyu. Fakat birkaç saniye sonra kameraman çaprazdan çat diye sahneye giriyor. Orada da ne oluyor? Babanın yüzü aslında ayan beyan gözüküyor. Şimdi aranızdan bazıları belki derler ki bu bilerek yapılmış bir şey değildir. Belki de haklısınızdır bu arada. Fakat şöyle bir durum var. Hadi diyelim orası engebeli bir yer. Kameraman ayağa takıldı bir şey oldu çaprazdan girmek zorunda kaldı. Ya bu programlarda rütük cezası yenmesin diye rejiler her şeye anında müdahale edebiliyorlar. Mesela yayında argo bir şey yaşandı, küfür yaşandı, bir şey yaşandı. Reji oraya müdahale ederek bizi orayı hiç göstermiyor. Sansür atıyor, sessize alıyor, reklama gidiyor, bir şeyler yapıyor. Ya bu kadar hassas bir konuda baba yüzümü göstermek istemiyorum derken kameraman da hadi diyelim yanlışlıkla çekmişken reji buna neden müdahale etmiyor? Ben kanalımda bununla alakalı bir konuyu daha eleştirmiştim geçmişte. Yine bu tarz bir programda işlenen bir konuydu. Orada da genç bir hanımefendi çok çok özel bir konuyu sunucunun kulağına söylemek istiyordu. Fakat rejiden o esnada sunucunun mikrofonunun sesi arttırılıp kulağına söylediği o şeyin televizyona gitmesi sağlanıyordu. Bunu da çok ağır eleştirmiştim. Esra Erol programında yaşanan bu olayı da bu sebeple fazlasıyla eleştiriyorum. Yani Türk televizyonlarındaki etik dışı davranışlar artık gerçekten benim midemi bulandırmaya başladı. O programda işlenen konular hassas konular. O programda işlenen konular bazı ailelerin acıları. Bu yüzden çok daha fazla dikkatli ve çok daha fazla anlayışlı davranmak gerekiyor. Yani gerçekten çok bir şey istemiyoruz. Azıcık daha dikkatli olun. Azıcık daha hassasiyetle yaklaşın bu konulara. Evet arkadaşlar Dadı Meryem olayı kısaca bu şekildeydi. Eğer konuyla alakalı farklı gelişmeler yaşanırsa belki bir video daha çekerim. Bu yüzden aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın ben kaçtım.